Bonjour Cevdet Bey, bonjour. Merhabalar. Kelebek rüyamız. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, koronadan dolayı pencere muhabbetlerimiz, pencereden bakışlarımız, etrafı kavrama gayretimiz pencereden devam ediyor. Nasılsınız, iyisiniz? Sormayın ya, evdeyiz. Yani şükürler olsun, böyle gösterdiğim güzel manzara altındayız yani. İnsanlar ne zor şartlarda biliyorum şu anda. Masumlar duruyor. Binlerce kez şükredecek haldeyiz. Yani kapandığımız yerde böyle bir yer. Hamdolsun. Vay. Napolyon da gelmiş. Aleykümselam. Napolyon. Şimdi böyle pencereden dedim, çok güzel gözüküyor. Hava da çok güzel. Bize hinlik yaptı. Ortam, mevsim bu kadar güzel. İnsanın kendini dışarı atası var. Fakat yasak var. Duyduk ki bir arkadaş burada hanımıyla birlikte dışarı çıkmışlar. İkisi birden ceza yemiş. 260-265 euro mu ne? Kişi başına 130 euro cezası var. Dün gerçi ben akşamüstü çıktım. Akşam biraz gevşemişti. Bir yere kadar gittim, bir şey almam gerekiyordu. O sırada pek soran eden olmadı. Ama öğrendik ki arkadaşlar ilk günde eşiyle birlikte ceza yemişler. Dışarı çıkma yasağı var şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Oğlum ne haber ya? Ay ay. Aşk güzelliği aşkın bir idrakle kavrayıştan ibarettir. Ne kadar güzel bir söz ya. Hoşuma gitti. Aşk güzelliği aşkın bir idrakle, fark edişle, derin hissetmeden ibarettir yani. Herkes aleme bakıyor da herkesin duyuşu ve sezişi bambaşka tabii oluyor yani. Bazıları en güzel şeylerden keyif, zevk almazken, bazıları küçücük bir çiçekten bile çok anlamlı istifade edebilir yani. İç dünyamızın haznesini ne kadar derinleştirirsek, ne kadar latifleştirirsek etraftaki latiflikleri fark ediyoruz yani. Demek ki önce kendi iç gönül gözümüzü bir cilalamak lazım, güçlendirmek lazım. İnsan iç kabını ne kadar güçlendirirse, yani böyle imkanın, koşulların değişmesini beklemese de mevcut yerde mutlu da olur, sürur da olur. Dış aktörler, faktörler kendisini sarsa da içte, yani izah kabil mi bilmiyorum da kabil mi, bir huzur, bir tencere kapak uyuşması gibi diyelim hadi, fıtrata uygun bir yaşamdan kaynaklı mutlu olur yani, o huzuru her zaman olur. Çok güzel değil mi? İyidir. Hikmet. Bugün kitap okuyup yeni bir şey öğrendin mi canım? Babanın anlattığından bir şey anlıyor musun bari? Ne diyor bu adam yine falan mı? He, bana hiç öyle demedin gerçi, sağ olasın. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kuş sesleri çok güzel. Evet, aşk güzelliği aşkın bir idrakle kavrayıştan ibarettir. Bunun üzerine konuşuyorduk. Sıradan olmayan insanlar, sanatkarlar, işte edebi kültürü olanlar, birçok sufi, ne bileyim sanatkar, herkesten farklı bakıyor yani. Hani Bediüzzaman'ın 23. sözde antika nazarına benzettiği bir bakış daha önce de hani ele almıştım yani. Bir demirci gibi bakış var,
Oğlum büyük bir sanatı demir çerçeveli. Demirciye gidersen neyle ilgilenir? Vay. Demirciye gidiyorsun oğlum. Bir çerçeve var. Picasso'nun bir resmi var. Demirci neyle ilgilenir Onur? Maddesiyle ilgilenir değil mi? 5 para verir vermez yani. 10 lira der, 20 lira der. Ama bir antikacıya götürsen paha biçemiyor. İşte bu kaliteli bakış, emeği görebilmek, sahibine intisap ettirebilmek, yapanına gösterme yönünü düşünmek, incelikleri görebilmek. Aman Allah'ım, ne günler harcamıştır şunu çıkarabilmek için. Sadece günler, zaman yetmiyor. Nasıl büyük bir akıl, bir kalp, bir düşünce ibresi gerekiyor. Evet. Tamam, sen diyorsun ki sınavlara kilitlendim. Güzel. Şu ana kadar yapılan konular çıkacak sadece sınavda. Niye öyleymiş? İlginç. Niye öyleymiş? Çalışan çalışmayan arasındaki fark o zaman pek açılmaz yani. Şimdi işte bu nazar önemli. Hani geçen gün bahsediyordum. Bak biraz önce duydunuz mu bilmiyorum. Kuş sesleri daha baskındı. Çan sesleri geldi. Yani ezanların okunmaması tabii ki bir hazin, bir duygu hissettiriyor da sende. Ama yani ezan da neticede en nihai bir husus değil. Bir araçsal, yani namaz gibi değil yani. Oraya, ona davet eden bir araçsallık yani. Ama bir yandan da tabii ki sana Yaradan'ı hatırlatıyor. Bu büyük bir nimet yani. Bir anda hayatın akışkanlığına kendinizi kaptırmışken, koştururken, bir nevi gaflet yaşarken Allahu Ekber sesi. Neyse, buralarda bu kelime çok marjinal görülüyor. Allahu Ekber kelimesi sana Allah'ı hatırlatıyor. Yeryüzüne geliş gayemizi hatırlatan Peygamber Efendimiz'i hatırlatıyor değil mi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tabii ki bunlardan dolayı çok kıymetli, çok lüzumlu. Ama işte ezanın mahrumiyeti de her şeyin bitişi değil. Anlayan için işte şu kuş sesleri de Yaradan'ı hatırlatıyor, anımsatıyor. İşte daha derinden bakabildik mi? Hani aşk, güzelliği, işte bu mesajları, bu sanatı, kavrayış yeteneği yani. İşte iç dünyayı geliştirmekle, hassas okumayla, herkesin sürüklendiği akıntıda çerçöp gibi olmayıp kenara çekerip tefekkür boyutunu, telakkimizi geliştirirsek hissedebiliyorsunuz. Yani ezan beklemene gerek olmuyor. Yaradan'ı hatırlatmak, sanatkarı görebilmek, ressamı işte intisap ettirebilmek gördüğünüz şu görüntüde, şu seslerde gerçek müzisyeni evet tanıyabilmek, illa adını söyleyerek bir ezan olarak duyamasan bile sana duydurur yani ortadaki tablo. Oo, şu anda mı ezan okunuyor? Şu anda ya, yapılan konular. Anladım şimdi, olayı şimdi anladım. Şu anda ezan mı okunuyor? Bak işte ben de ezandan bahsediyordum. Sen ne anladın peki benim anlattıklarımdan? Evet arkadaşlar. Hayatı tanımlama çeşitli devirlerde çeşitli anlamlar yüklenmiş. Devrin koşullarına göre, devrin mahrumiyetlerine göre anlamlar yüklenmiş. Tabii dışarı çıkma yasağı olunca insanlar evlerinin avlusunda en azından yürüyorlar. Evet. Komşularımız. Pardon, ben okunuyu anladım. Urfa'da okunuyor olabilir. Şimdi daha burada akşam okunmadı. İşte çeşitli devirlere göre insanlık dostlar çok ulaşmayı arzuladığı veya aşmayı çalıştığı sorunlarla iç içe. Bakın şu karşıda gözüken binaların, bilmiyorum ne kadar bina gözüküyor da, ha şöyle yaklaştığınca gözüküyor. Arkada ırmak var, yani kanal var sonradan kazılan. Sen nehrinden alınmış, 20 yıl kadar sürmüş. Bu endüstriyel devrim var. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Yani tarihin en önemli olaylarından biri sanayi devrimi. Artık çünkü insan gücü, hayvan gücü dışında başka bir güç yokken artık
buhar gücünün, motorun bulunmasıyla makinaların artık her şey çok daha bol, bereketli hale getirecek. Ticareti değiştirecek, insanların yaşam şekillerini değiştirecek, şehirleri değiştirecek, baştan sona her şeyi değiştirecek bir dönem İngiltere'de başladı. Ve daha sonra arkadaşlar buralara geldi. Ya sıkıcı konu değil mi bu? Sıkıcı zannettiğimiz konu var ya, daha sonra çok patırtı, gürültü, anlayamıyorum bir türlü dediğimiz birçok şeyin de cevabını saklı. Yani insanlar böyle fazla kavramı duyup kaçıyor, ediyor falan ama belki de anlatanların sıkıcılığından da olabilir. İşte merhaba, hoş geldiniz Güneş Hanım. Hoş geldiniz size. İşte öksür bir korkut. Şimdi arkadaşlar işte bu endüstriyel devrim muhabbetinin ben özetle hepimizi böyle hani merakını da çekecek kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar köylerini, tarlalarını, çiftliklerini bırakıp bu endüstriyel devrimle fabrikalar kurulunca, işte senin benim babaannem Anadolu'da iki haftada bir halı üretirken burada makineler takır 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 günde diyelim 50 tane, 100 tane, 200 tane, 1000 tane üretiyor. Artık senin ülkende insanlar elle dokumayı bırakıyor. Tamamen buralara bağlı kalıyorsun. İşte bu her tarafın fabrikalar açılmasıyla ilk buraya işçiler artık karınları doyuyor. Karınları doyunca kendi köylerindeki diğer çiftçiler de geliyorlar. Nasıl Belçika'yı bugün Emirdağlılar doldurmuş. Herkes köylüsünü möylüsünü getiriyor. Buralarda görseniz yani Bayburtlular mı dersiniz, Yozgatlılar, Gümüşhaneliler, Giresunlar. Neyse yok, Giresun az gördüm. Gibi geliyorlar yoğun bir şekilde. İşte 200 yıl önce de insanlar tarlalarını bırakmışlar, ekinleri. Özellikle bu Paris'te, işte şu tam karşımızdaki o dedim ya binaların olduğu yerde arkadaşlar. Binaların olduğu yerde ki işte o zaman yapılan işçiler için yapılan lojmanlara yerleşmişler ama çok kötü, çok küçük. İşte kapitalizmi doğuran, daha sonra da tepki olarak komünizmi doğuracak olan olay bu arkadaşlar. İnsanlar çocuklara kadar gece gündüz çalıştırılmış. Çok fazla insan tarlasını bırakmış, buraya gelmiş. Ve artık çok fazla kişi başvurunca da o kadar dip fiyatlara insanlar çalıştırılıyor ki iki küçük odalı ev veriliyor herkese. 8-10 kişilik aile yaşıyor. Emizli olanın Jeminel'de anlatır bunu. Akşam gece işte dede gider. Gündüzleyin aynı yatağı paylaşan bir sürü çocuk var. Onlar bile iş çalışmaya gidiyorlar. Yatak hiç soğumuyor diyordu. Babaanne, bu sefer dede geliyor çalışıyor. Ve 9 kişiye bir pul falan, çok acınas. Küçük çocukları madenlerde özellikle kullanıyorlar. Çünkü bu makineler üretim yapıyor ya, onu buharını nasıl çıkartacaksın? Kömür lazım. İşte madenlerde böyle dar yerlere küçük bedenli çocuklar sokuluyor. Kazmaları ilk o vuruyor. Payanda olmadığı için çöküyor. İşte kimi zaman patlamalar oluyor gerisi. Korkunç yani, çocuk işçiliğinden çok ölen var. Yani İngiltere, Fransa. 200 yıl önce toplumsal huzur olarak gözlemciler kesinlikle Osmanlı toplumunun çok huzurlu olduğunu anlıyor. Bak 1800'ün başında bile. Geçen Ortaylı da bunu konu almış. Biz zannediyoruz ki devlet falan güçlü olunca teknoloji, halk da zannediyoruz. Nasıl bugün Orta Doğu'da devletler zengin, halk fakir. İşte bunları ayırt edemiyoruz. Her şeyi devlet şeyinden bakıyoruz ya. İşte çok perişandı. Sefiller onun için yazıldı. Suç ve Cezalar bunun için yazıldı. Sıkıcı buldunuz mu arkadaşlar konuyu? Anlattığım endüstriyel devrim muhabbetini. Sizi nihayet içeride görebildik. Arkadaşlar, Fransa'da bak tam şu karşıdaki yerde bir ırmak var, bir kanal var. Ve burada özellikle sosyalistler buraya nostalji için gelirler. Çünkü dünyada ilk komünizm, her şeyin ilki Paris'te olduğu gibi modern zamanda burada oldu. 2,5 aylık bir komünist hükümet var. Sovyetlerden çok önce yani. Rusya'da başarılı olmadan önce. Burada 2,5 ay başarılı oldu. Sonra karşı devrimde devrildi. Çok insan öldürdüler. İşte işçilerin sırtına çok biniyordu. Yeni böyle endüstriyel devrimde fabrika sahipleri. Diyorum ya, Emile Zola'nın Jeminel'de anlatır yani. 8-10 çocuklu aileler veya nüfuslu aileler bir küçücük evlerde kalırlar. Bir odayı mesela mutfak, yemek yeme, bir odayı da herkesin yattığı bir yer olarak kullanıyorlar. Acayip perişan yani bir hayat. İşte o zamanki insanlar bu sorunları aşmak için.
İşte o zaman çıkmış şey, Marx gibi adamlar, ya demişler 9 kişiye bir pul olmuyor, bir pul 9 kişiye, her şeyi devlet organize etsin, eşit dağılsın, mutlu oluruz. İşte her dönem böyle zanlar oluşmuş. Kendi döneminin en birinci problemi aşılırsa her şey halledilecek. Bugün de çok arkadaşım dostumda var öyle yanılgıları görüyorum. Önündeki hali hazırdaki bir soruna tamamen melekelerini harcıyor. Zannediyorlar ki o halledilince her şey halledilecek gibi. Değil işte arkadaşlar. Veya bugün dünyalık çok dalan insanlar tanıdıklarım var etrafta. Yani ölümlü olduğunu unutup hala o büyük boşluğu cevabı ortada yokken ömrünün son demlerinde özellikle sekülerleşme nasıl büyük bir gaflet, büyük bir yanılgı nedir? Hep başka insanlar yanlışları kıyas kıstas ederek kendine özgün bir şeyi, gerçekliliği bırakarak sürükleniyor maalesef. Bak 200 yıl önce buranın dertleri, sorunları denen hepsini aştı. Sosyal devlete dolaştılar. Ne kapitalizm ne komünizm. Orta yolu da var ama işte insanlar mutlu mu gel sor yani. Şu hastalıktan dolayı insanlar biraz gevşek davranıyor gırgırında. Neden? Çünkü yaşları öldürüyor deniyor. Komple teorilerine uzağım ama beni işkillendiren bir mevzu şu. Burada yaşlılara karşı yani şey var, bu coğrafyada yaşlanmayacaksın. Bu coğrafyada yaşlılık kötü bir şey. Çoluk çocuk kapını çalmıyor yani ekseriyette. Cenazesine gelmiyor anne babasının. Kendisi için çırpınan, büyüten anne babasının cenazesine gelmiyor. Velhasıl böyle bir engamede yaşlılar yük olarak devlete geçiyor. Bir ara aşırı sıcaklarda burada hadsiz yaşlı öldü. İnanılmaz yani benim de bir zaman 2 yıl önce kaldığım hastanede sağlık çalışanlarıyla sigorta firması anlaşmışlar. Birçok yaşlıyı öldürmüşler bir şekilde yani çaktırmadan. Bakıyorum burada verileri okuyorum. 2050'de böyle giderse bir emekliye bir çalışan bakacak gibi. Adamların biri öncelikleri bu işte. Vefa yok. Maneviyete kaldırdın mı? Vefa manevi eğitimin bir rüknüdür yani. Velhasıl bizim coğrafyanın insanları için yaşlılar önemli. Biraz eğleniyoruz gırgır falan ama anne babalarımız 50-60'tan sonrakiler takır takır ölmeye başlarsa bu koronada o zaman dehşet olur. Bunlar gibi kayıtsız kalamazsın yani. Bu yönüyle ciddiyeti ortada. Onu da söyleyeyim yani. Bu kadar 300 milyar euro ödenek ayırmış. İnsanlar evinde kimseden fatura falan almayacaklar. Elektrik, su, şu, bu. Hem ev için hem iş yerleri için. Demek ki olay bu kadar da ciddi. Bir ölüm virüsü dolaşıyor. Bir karabasan dolaşıyor yani şu virüsle. Onu da ekstra ekleyelim. Hocam bir soru sormak istiyorum. Osmanlı istese de emperyalizmi başaramazdı be dostum. Çünkü emperyalizm bambaşka bir şey. Ham maddeyi alıyorlar tamamen. Macaristan Osmanlı 160 yıl kaldı. Harcadığı, her şey de kayıtlı. 27 milyon şey harcamış Osmanlı parası. 21 milyon altın cizye almış. Yani 6 milyon içeride. Ve o aldığın cizye karşılığı onları koruyorsun. İkinci Viyana kuşatması zaten koruma sözü verdiğin Macarlara saldırıya bu Suriyeliler onun için yola çıkmıştı. O cizyeden kaynaklı. Bunlardan para alıyorsun. Bambaşka. Yani aidiyetten dolayı değil. Şu anda objektiflik olarak böyle yani. Zaten bunu son dönem bütün batılı yazarlar geçiyor. Kesinlikle batı kavramıyla aynı şey değil zaten. İsimler aynı olduğu için biz öbür tarafta ne mana ifade ediyorsa bizim coğrafyada da o zannediyoruz. Mesela batıdaki köle kavramıyla bizdeki köle kavramı aynı değil ki arkadaşlar. Yani ikisi de köle. Saray kavramı bile aynı değil. Yani bugün aynılaştı her şey de. Mesela köle cariye muhabbeti bambaşka. Yani babadan oğula İslam coğrafyasında kölelik yok. Hatta İslam'ın ikinci asrı mevali dediğimiz köle çocukları entelektüeller. Bugün kitaplarını okuyoruz. Bildiğiniz bilumu. İlim adamı, büyük zatlar, köle çocuklar. Burada sittin sene. Kaç nesil babadan oğla senin malın oluyor yani. Korkunç bir şey yani. Artı insan gücü ve hayvan gücü olmadığı dönemde hayatın angaryayla geçmesin diye bir insan gücü dayanışmasına ihtiyacın var. Artı vahşi bölge çok fazla. İnsanları ıslah edebilecek ev dışında hiçbir kurumsallık yok. Yani sen şehir hayatında adapteyi bilmeyen,
ormanındaki, köyündeki böceği öldürür gibi insan öldürebilecek potansiyelleri taşıyan, bırak oturmayı kalkmayı, sen bu insanları mesela Osmanlı'da 6-7 yıl sürüyordu. Sonra azat olma hakkı kazanıyordu. Düşünebiliyor musun? Ve şehre intibakı sağlıyorsun. O zaman TED Koleji, Galatasaray Koleji yok. Yani dönemsel şartlara girdiğin zaman anlıyorsun. Kuru boşuna polemik yapıldığını anlıyorsun. O kavramın ifade ettiği olumsuzluğu o dönem için anlamlı olduğunu anlıyorsun. Cariyeler bile öyle. Yani insanlar hocam anlayamıyorum. Ya neyi anlayamıyorsun? 20. yüzyıl imkanlarında tabii ki anlamazsın. Ama o döneme gittiğin zaman muhteşem bir sistem olduğunu görürsün. Neden? Çünkü burada 4 kadından biri af buyurun fahişe olarak geçiyor yani. Sen tarih kitabını okuyorsun ki 10 bin erkek ölmüş, 50 bin erkek ölmüş. Kadınların oldu bu kadar azgınlık içerisinde, bu kadar kötü niyetlilerin etrafta kurt gibi döndüğü. Noel Baba'yı meşhur eden çoluk çocuğa verdiği hediyeler neyle meşhur? 3 tane kızın, babasız kızın bir tüccarın evine gitmek üzere maalesef. İşte o sırada namuslarını korumadan Noel Baba dedim sen Nikola yardım ediyor. Korkunç hikayeler var. Ve hastalıklar, o frengiler korkunç bir halde. Tasalluta uğrayanlar, sahipsiz kadınlar. Şimdi bu bölümü bilmiyoruz. 20. yüzyılda bu görülmediği için o bu manada. İşte öbüründe ise, İslam'da ise bir sorumluluk veriyor. Eğer illa eleştireceksen dersin ki savaş olmasa keşke diye konuşalım. Çünkü öbürü bir sonuç, sahip çıkılması gerekiyor. Ona gelmemiz lazım. Anlatabiliyor mu? Anlattığımdan kim ne anladı? Anladım ya hocam, iyi anladım falan. 50 tane konuya girdim ha. Biliyor musun? Tam müteferrik. Pencere muhabbeti oldu. Sıkılıyoruz işte. Bundan kaynaklı işte. Pencerede. Teşekkür ederiz. Neyse ya. Benim bu anlattığım konu çok spesifik bir konu oldu galiba. İyi abi, çok ilgimi çekti. Güzel misin? Türkçe versiyonu. Ya aslında ne bileyim, bazen diyorum ki. Yani burada Instagram'daki konuşmayı ben kendimi teneffüs dinlenme olarak şey yapıyorum. Son iki tane İslam tarihi polemikleriyle alakalı şeyde konuştum Tayfun Tuna Bey ile. Bilmiyorum kaçınız izleyebildiniz mi? O seriyi devam edeceğim inşallah. Arkadaşlar. Hikmet burada mısın? Anladınız mı? Güzel. Teşekkür ederim. Ama bak çok zorlaştırılıyor bu konu. Mesele neden zorlaştırılıyor? Çünkü anakronik, yani kaygısı bitmiş mevzuların rahatlığıyla konuşuyoruz. Ya dünyada öyle zamanlar olmuş ki insanlar ellerini kapmış, Allah'ım yeter demiş. Katındaki kurtarıcıyı gönder demiş. Bu dertlerden bizi kurtar demiş. Hiç mi kimse yok? Allah'ım böyle iyilik verdiğin güç sahibi insanlar bize yardım edecek denmiş. O iyilik sahipleri çıkmış, etmiş. O büyük dertler, büyük fedakarlıklar göstermiş. O sorunun ortadan kalkmasına vesile olmuş. Sonra o sorunlar kalkınca, sonraki dönemlerde o günlerin kaygıları bitince bu sefer yardım için ortaya gidenler polemik konusu yapılmış. Şunu niye yaptı, bunu niye öyle yaptı, onu niye yaptı? Bu inanılmaz bir şey, inanılmaz bir bellek silinmesi, inanılmaz bir nankörlük. Çok çabuk unutuyoruz. Ben ülkemizde 80-90 yıldır hiç bitmeyecek zannettiğim, 1000 yıl sürecek küstahlığında yürüten insanların kaygısı bugün insanlarımızda olmayınca, o sorunu ortadan kaldırma için o kolektif canavarlığa, kolektif bir hayırla ancak karşılık verebilirdin. Bugün oturup eleştiriliyor. Anlayamıyorum, Türkiye'nin her kesimin vaveyla ettiği bir mesele püf diye ortadan kalkınca, kaygısı bitince gel gör işte. Demek ki insanoğlunun bu çiğ tarafı, eleştiri tarafı, hep olumsuz, negatif görme tarafı, işte nankörlük böyle bir şey. Allah ayette bunun için insanoğlunu nankörlüğüne vurgu yapmıyor yani. Bundan sonra her sorunu çözücü insanları da ne iyi niye şey bırakırsın. Evet. Yaşlanmaktan kaynaklıysa şeyden korkalım o zaman Zülal Hanım. Korona morona dikkat edelim. Kendimize. Hepsi birbirine bağlı. Elbet sekülerleşme var. Gitgide belleklerimiz çok gereksiz meşguliyetleri var. Kainatı idrak ve kavrayış için asıl böyle mecrasında kullanmamız gereken bunları
çer çöp bilgilerle, üçüncü sayfa haberleriyle. İnanılmaz böyle bütün erdemleri, faydalı şeyleri çarkının altına alan aktüele kurban ediyoruz yani. Yarın bize hiç lazım olmayacak konulara gömülüyoruz. Yarın bugünkü gazeteyi açıp okuyamazsın, mahcup olursun. Ama dün o kadar gömülmüştün veya bugün o kadar gömülmüştün. Bu kadar gelip geçiciler, nefis işte Bediüzzaman enfes bir şekilde haylaz çocuğa benzetiyor ya. Kendisine hep zararlı olanı ister. Dondurmayla kendisine lazım olan ilaç arasında çocuğun tercihine bıraksan, hasta bir çocuğa şeyi seçer diyor ya, dondurmayı yine. Belki kendisini daha da beter hasta edecek. Nefis hep zararlı olanı ister. Ama ilginç olan şeydir yani. Hatta bir şeyhin, bir Allah dostunun talebelerine bir şey yapıyor. Bir metafor yapıyor. Ya diyor, geldi diyor birisi diyor, benim yakama yapıştı. İlla istiyorum, illa yapmak istiyorum. Ben kabul etmedim, kabul etmedim diyor. Çok parçaladı kendini. Bir başka zaman, geldi sonra çok teşekkür etti. İyi ki benim dediğimi yapmadın diye dedi. Bir başka zamanda ben ona ısrar ettim. İyi, hayırlı bir iş vardı. Çok mıy mıy etti, çok yapmak istemiyorum. Zorla yaptırdım. Sonra da iyi ki bana ısrar ettin, yaptırdın diye bana yine çok teşekkür etti diyor. Talebeleri şaşırıyor. Ya bu kimmiş diyor. İşte nefsim diyor. Nefis bir şeyi çok arzular, yapmak, kendini tırmalar. Ama olmayınca sonra iyi ki yapmadım diye şey yapar. Yoksa bir ömür boyu ne bileyim uzun bir süre pişmanlık yaşayacağı şeyler. O anlık kısa. Nefis böyle bir şey. Öbüründe de hoşuna giden. Eyüp Sultan'a sabah namazına gidelim. Üniversitedeyken ne kadar zor olurdu. Hadi gidelim, mıymıllık yapıyorsun, mıymıntılık yapıyorsun. Ama gidince de içine derc edilmiş o zevki ruhani hissediyorsunuz yani arkadaşlar. Yani pencerede sadece size kuş sesi dinletmek için gelmiştim. Olur ama şu şeyi kölelik çağrıyla anladım de ona göre devam edelim. Yani basamak basamak gidebildiğimi anlamış olayım. Çok basit yani. Aristo'nun onlar sayesinde düşünebiliyoruz dedi. Evet evet. Farklı. Keşke farklı kavramlarla söylenseydi. Fakat standart bir Osmanlı yok Erol. Yani 600 yıldan bahsediyoruz. Biz bile dedemiz gibi, babamız gibi düşünmüyoruz değil mi? Müthiş bir değişim. Kendi hayatımızda büyük bir değişim yaşıyoruz değil mi? Öyle bir kalıp, ölümsüz bir ruh yok yani. Dönemsellik var. Değil mi? Oo, bütün arkadaşlar. Gitmeden mıymıllık yapıyoruz. Mıymıntılık yapıyoruz. Gitmeyeceğiz. İşte nefis böyle bir şey diyelim yani. Namazda da öyle, ibadetlerde de öyledir. Fakat başarılı olduğun zaman daha fazla zevk, huzur buluyorsun yani. Yaşamış gibi anlatıyorum değil mi? Çünkü evet ben hepsini yaşadım. Peki arkadaşlar, bugün yine haftada bir karar aldık. Söylemesi ayıp, söyleyeyim mi? Yine ayak paça yaptık. Bu kendimle alakalı, en başta kemiklerle alakalı düşündüğüm bir tedaviydi. Şey, bir tedbirdi. İki, bu hastalıkla alakalı güç veriyor. bakalım. İnşallah yapmış olacağız. Bak, şu pencerede ne yaptık? Bir aşkı konuştuk. Neydi o güzel cümlenin adı? Aşk, güzelliği işte kavrayan bir idrak. O derinliği hissettiren, fark eden. Den ibarettir meselesine girdik. Alemi kaynatı bir antikacı nazarıyla, bir incelik, bir letafetini fark edebilecek bir anlayış. İç dünyanı zenginleştirmeyle bu farkındalık başlıyor, duyuş, seziş. Yani bir imkanın değişmesini beklememe, gelecekte aramama, en mutsuz ortam, görünürde şartlarda dahi içteki bir huzur gibi yani. Neyse, onu işledik. Fransız işte endüstriyel devrimle alakalı şu karşı yerlerde olduğunu söylediğim o batsız insanların, Emizola'nın Germinal hikayesinden bahsettim. Germinal miydi tam söyleyemiyorum. Bunun dışında biraz Osmanlı'nın köle cariye, ondan bahsettik. Sana çok mu yarıyor Dadaş abi? Hala çıkamıyor musun?
Aşamadım o rahatsızlık hala. Ne mutlu o zaman. Onun dışında şu son bölümü konuştuk işte. Arkadaşlar bak çan çalıyor. Ha bunu konuştuk değil mi? Yani ezan Allah'ı hatırlatıyor. Ne güzel. Ama olmasa dahi şu kuş sesleri de Yaratan'ı hatırlatıyor değil mi? İşte duyuş, hissediş. Oradan çıkmıştı bu konu. Penceresi cam cama. Ya bu şarkıyı hiç söyleyemiyordum. Daha doğrusu bak bu şarkı, 2-3 şarkıyı ilkokulda öğretmenimiz çok söyletirdi falan. Ben işte bir şeyi söyletti bana. Bak bunu çok söylerdik. Penceresi cam cama. Orada bir amcam amca da geçiyordu herhalde. Bir de neydi? Telgrafın tellerine manda yuva yapmış vardı ya. Onu bir söyledim. İşte öğretmen ondan sonra bana tarihçi ol demişti sen en iyisi. Diyorum ya. Allah boynuz verdiğine yırtıcı diş vermemiş. Yırtıcı diş verdiğine boynuz vermemiş. Of. Allah Allah. Aman aman deme öyle ya. Neyse şu şeyler olsun, bir gün adres ver. Sana geleyim inşallah ya abi. Veya senin yolun düşerse bilemiyorum, düşme şansı oluyor mu? Heh, Jerminal. Çok teşekkür ederim. Maşallah okudun mu yoksa? Peki arkadaşlar. Şikayet çok güzel ya. Abi Rabbim sendeki tevekkülü bizlere de versin be abi. Evet. Peki Allah'a ısmarladık diyeyim mi? Bizim oğlan kaçtı galiba, yok ortalarda. Konacak gazetede yok değil mi? Bugün 18 Mart bu arada, şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Eski bir resim yine Facebook hatırlattı 4 yıl önce. Can Erzincan TV'de ana haberlerde Çanakkale'yi konuşmuştum. Eskiden beri farklı boyutuyla, sadece hamaset boyutuyla bakmıyordum da o ana haberlerde de söylemiştim. Neyse. Sonra Recep Aktaş Bey ile bir kahve içmiştik. Durum sayfama koydum. Bilmiyorum, buraya da koyarım belki. Yok. Onu hatırlattı bana. Peki arkadaşlar. Hadi. Hadi. Zülal Hanım, Allah'a ısmarladık. Zülal Hanım. Teşekkür ederim. Bende çok bir marifet yok ya. Peki. Koyun can derdinde çocuk sınavını düşünüyordum. Öyle öyle. Peki. Miktat abim. Miktat dostum. Miktat abim. Şeye yayın artık başta sona bakarsınız. Yayın yaptık. İyi akşamlar Süleyman Hanım. İyi akşamlar Nihal Hanım. Sana özellikle Dadaş abi. Geri Bakan'ın, Seher Hanım, Meral Hanım. Sizler de dua edin inşallah ya. Vallahi ben dualarla ancak istikamette durursam duruyorum. Sağlık saat içinde bunu hissediyorum.